Sevgili seyirciler, 5T1 Kaan'ın ilk konusu çok tanıdık ve çok renkli. İçinde bilim de var, çok renkli simalar da var. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda bir kuyruklu yıldıza insanoğlu ilk kez bir uzay aracı indirmişti. Her ne kadar o uzay aracından artık haber alınamıyor olsa da bu uzay aracından sonra, indirildikten sonra ilginç bir video hem internette hem de haber bültenlerinde dolandı durdu. Bu videoda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bu uzay çalışmasıyla ilgili yorumu anlatılıyordu. Bu yorumdan sonra çok tartışma oldu. Yahu bu nasıl yorum diyen de oldu, gülüp geçen de oldu. 5T1K yapımcısı Kenan Taş ise Ahmet Ünlü'nün, yani Cübbeli Ahmet Hoca'nın kapısını çaldı. Siz o gün ne demek istediniz diye sordu. Sadece onun da kapısını çalmadı. Hazır böyle bir konu varken, açılmışken, ünlü felsefe profesörü Caner Taslaman'a da gitti. Sizce dedi, İslam dininde kültürün, sanatın en önemlisi de araştırmanın, bilimin yeri, önemi nedir? Bakın nasıl yanıtlar aldı. Bilimsel çalışma bizim evreni tanımamız, Allah'ın sanatını anlamamız için çok önemli. Fakat bilim her şeyi açıklamaz. Örneğin ne oluyor da bu evren var, karşımızda duruyor? Nasıl oldu da evrende bu hassas ayarlar oluştu şeklinde soru sorarsanız, bilimden çıkıp siz felsefenin, teolojinin alanlarına geçiş yaparsınız. Veyahut da ahlakla ilgili soruları sorduğunuz zaman, estetikle, sanatla ilgili soruları sorduğunuzda bilim bunlar hakkında da cevap veremez. Bilim sizin uzaya nasıl bir uydu göndereceğinizi söyleyebilir. Ama diyelim ki siz buraya misafir olarak geldiniz. Sizin burada mesela neden pişirip de yemememiz gerekiyor? Ahlaken bu niye kabul edilemez bir şeydir gibi bir soru karşımıza çıksa, bilimden buna cevap bulamazsınız. Mesela çok yakın dönemde Rosetta'nın uzaya gittiğini ve file aracını oradaki bir kuyruklu yıldızın üstüne indirdiğini gördük. Bu sayede güneş sistemimizin ilk dönem oluşumları hakkında bilgiler elde etmeyi, suyun kaynağının bu kuyruklu yıldızlar olup olamayacağını anlamayı ümit ediyoruz. Bunlardan bir Müslümanın çekineceği hiçbir şey yok. Tam tersine evren hakkında bilgimizin artmasını sevgiyle kucaklamamız lazım. Çünkü biz bilgimizdeki eksikliklerle değil, artan bilgimizle ancak Allah'ın sanatına tanıklık ederiz. Kur'an aklı ilahlaştırmaz. Ama aklı kullanmanın dine faydalı olduğunu söyler. Şimdi akletmeyi akletmemeye üstün tutan, evren üzerine düşünmenin Allah'ın sanatını anlamamıza faydalı olacağını söyleyen Kur'an'a karşı şimdi akletmemeyi akletmeye üstün tutan insanlar çıkıyor, konuşuyor. Ve Kur'an'ın inşa ettiği bu zihinlere karşı dini sadece belli ibadetlerin olduğu bir şeymiş gibi göstermeye çalışanlar çıkıyor. Ve bu da ne yazık ki dinimize ciddi şekilde zarar veriyor. Mars'ta su var mı? Merih'te et var mı? Öbür tarafta but var mı? Manyak manyak işler ya. Ben sana söyleyeyim zaten. Sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez ya. Lan biraz, yani o kadar 70 milyar dolar, 100 milyar dolar. Ver bana 100 bin dolar, ben sana hepsini söyleyeyim ya. Ne cahil adamsın. Kur'an'da var, hadiste var. Bakmıyorlar ki salaklar. Belki de zannediyorlar ki bu rivayetler zayıf olabilir. Biz yine gözümüzle görelim. Ne göreceksin? Oradan bir gidiyorlar, bir yere geliyorlar. Aa, ne diyorlar ona? Kara çukur mu diyorlar? Kara delik. Allah onlara hep kara delikleri gösteriyor böyle. Ta dünyada Bermuda Üçgeni'nin sırrını çözememişler. Gökteki sırrı çözmeye çıkmışlar. Gitmiş havayı karıştırıyor. Ya bir insan bu kadar akılsız olur mu? Aşağıyı halletmeden yukarıya çıkılır mı sen?